Herkese merhabalar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var bugün de. Karşımızda NPC Slayer 33. Kim bu? Closer kardeşimiz. Closer 25 galibiyet 5 mağlubiyetteydi en son baktığımda. Şu an daha da artmıştır sayısı. İnanılmaz bir sayıda Amerika sunucusunda elo kasıyor. Yani 25-30 maçın 25'ini kazanıp 5'ini kaybetmek acayip iyi bir durum. Onun dışında şunu söylemek istiyorum size. Dün video atmadım biliyorsunuz. Dün dedim ki lan akşam 6'da Valkes maçı var. Sonrasında Galatasaray maçı var. Ondan sonra Chelsea maçı, Napoli Milan maçı. Dedim ki bu maçlar varken beni izlemesin kardeşlerim. Bu seçimi onlara yapmak zorunda bırakmayayım dedim ve video atmadım. O yüzden zaten İstanbul'daydım da aynı zamanda. Şimdi bakalım Closer videosuyla karşınızda olacağız. Gragas, Lee Sin falan çok fazla oynuyor bu arada. Graves oynanmamasına rağmen son dönemde bayağı fazla Graves oynamış ama hani Lee Sin'dir, Gragas'tır çok fazla oynuyor. Lee Sin analizi niye yapmadım? Çok fazla yapmıştık biliyorsunuz hani Closer için. Dedik ki bir farklı şampiyon yapalım, öyle olsun dedik. Şimdi bunu dün patch geliyor diye, dün ben Bursa'da değilim diye bizim Özgür'e, editöre dedim ki Özgür dedim kaydet, efsane bir maçı var Closer'ın, bu maçı dedim analiz edelim. Şimdi gördüğünüz gibi hani bir YouTube videosundan izliyorum maçı. O yüzden de çok şey yapmayın. Onları anlattıktan sonra analizimize geçebiliriz. Şimdi Closer fark ettiyseniz bir kayacıla doğru gitti. Oradan bir alt koridora doğru bir yöneldi. Sonra baktık ki alt koridorda baskın angle, yani baskı için bir pozisyon yok. Dedi ki tamam ben en iyisi orman rotasyonuma devam edeyim dedi. Bu aslında önemli bir detay. Yani aslında denedi orada ufaktan ama oradan bir şey çıkmamış oluyor. Devamında Evelyn üst koridora baskın yaptı. Şu an Evelyn'in yerini biliyor. Farm sayısını da biliyor. Her şeyini biliyor. Evelyn bayağı hızlı dönmüş ormanı. Şimdi üst koridordaki yan piriyi zaten vermez Evelyn'e ve pinkler geliyor bakın kayacılara. Burada double scuttle alabilir. Çünkü hani üst koridor zaten direkt olarak alacaktır. Alt koridora da buradan çok rahat bir şekilde gidecek. Çünkü Evelyn'in nerede olduğunu biliyor. Evelyn kendini göstermiş oldu. Şimdi Evelyn alt koridora doğru gider diye şöyle bir çalıda mı bakacak diyecektim. Orta koridora geçerken bir baskın atmak istiyor. Oyu o çarmı yeseydi sıçrayı kafasına yerdi Zed. Güzel bir sıçra geldi Zed tarafından. Oo, Viego'dan çok kötü oyun. Hani Evelyn'in üst koridorda olduğunu bildiği halde ikinci kez tekrardan düştü. Bu da aslında onun için bayağı kötü bir durum olmuş oluyor. Evelyn Closer'ın kayacılığına gitti bakın fark ettiyseniz. Burada Evelyn niye kayacılığa gidiyor biliyor musunuz? Adam diyor ki ulan karşımda Closer var veya XP yüksek elo'da oyun oynuyorum ben. Ben buraya baskın attığımda Gragas büyük bir ihtimalle alt koridorda double scuttle. İki yan piriyi de almıştır diyor. Böyle dediği için de Evelyn gidiyor orada ve en kötü Gromp'a bakmış oluyor. Şimdi alt koridora bir kule altı gelecek mi? Jinx'ten güzel bir oyun ama burada ölecektir diye düşünüyorum. Varus'tan güzel de bir hasar ama Jinx oradan kaçmayı başarıyor mu derken orada Varus hayaletiyle düşürebilecek mi bakalım. Aynen sıçratıp hayaletiyle beraber skor almayı başarıyor. Hatta Milio'yu da mı düşürecek? Onu da düşürdü ve Closer'dan bir ekstra geldi. Şimdi oyun haritada bölündü fark ettiyseniz. Evelyn üst koridora baskınla atıyor. Üçüncü skorunu aldı. Üst koridordan Closer da aynı şekilde. Şimdi Gromp vs Gromp yaptığında Closer burada kötü durumda çıkan Closer olacaktı. Neden? Çünkü bu süreçte Evelyn onun öncesinde iki kere üst koridora baskın yapıp öldürmüştü zaten. O yüzden de Closer alt koridora ben gelmişken bir kule altı yapalım. Zaten Evelyn üst koridorda mantığıyla yaklaşıyor. Yani hep rakip ormancının nerede olduğuyla alakalı. Bak Evelyn'in yaptığı hamleler de Closer'ın yaptığı hamleler de. Öyle gidip adam kafasına göre aa ben buraya gank atmak istiyorum, buraya baskın atmak istiyorum deyip kendi kafanıza göre oyunlar yapamıyorsunuz maalesef. Her zaman rakip ormancının nerede olduğunu düşünerek, bilerek, bildiğiniz zaman ona göre oynayarak bu oyunu oynamanız lazım. En önemli detaylardan bir tanesi bu arkadaşlar. Net şekilde bunu söyleyelim. Şimdi burada 5. seviyede olacak, hiç üste dönmedi. Bu biraz hani Evelyn'le karşılaşmaması için hani bayağı önemli bir şey. Üste dönmediyseniz karşılaşmamak için elinizden geleni yapın. Şöyle de bir baktı. Gromp'un olmadığını zaten biliyordu ama hani en kötü ihtimal bir çekliyorsunuz böyle durumlarda. Hani öyle bir kontrol etmek her zaman iyidir. Ve çizme artı kara mühür geldi. Şimdi Gragas'a veya herhangi bir ormancıya ben çizme tercihini her zaman çok iyi buluyorum. Çünkü bunu zaten geçen videolarımda söylemiştim. Hareket hızınız çok önemli arkadaşlar. Özellikle orman kampları arasında ya da attığınız bir baskında bu çizme sizin için bayağı iyi oluyor. Ben o yüzden çizme tercihini bayağı bir seviyorum. Ya da burada şöyle de yapabilirsiniz. Kara mühür alamayacak paranız var. Sadece atıyorum çizme paranız var. Biraz daha artıyor. Gidip ufak çizme alıp Evelyn'deki şu 1050'lik eşyadan alabilirsiniz. Ama genelde tabii hani 1450 altın ya kara mühür artı çizme.
1100 altın artı. Oo, sıçra geldi burada. Jinx'in sıçrası olmadığını biliyor ve güzel bir baskın geliyor. Evelynn şimdi bir şeyler deniyor ama Varus orada. Letal tempo Varus. Scar ve burada düşürmeyi başarıyorlar. Ona da E yeteneği geliyor ve o da düşüyor. Buradaki 3v3'ü çok net şekilde kazanmış oluyorlar. Şunu söylüyordum. Yine çok konuştum biliyorum ama mantığı anlatmaya çalışıyorum. Burada 1450 altını varken Gragas gitti çizme bitip 1100 altına 357 karamüğür aldı değil mi? Burada şunu yapabilirdi. 1350 altını olsa çizme alıp normal alt çizmeyi alıp 1050'lik o eşyayı alabilirdi. Yani bu tarz durumlarda aslında üste döndüğünüzde altınınızı en mantıklı şekilde kullanmak her zaman çok önemlidir. Ben bunu söylüyorum günlerdir yıllardır diyeyim artık. Aklınızın bir köşesinde bunu bulundurun. Evet şimdi Gragas 6. seviyede oluyor. Klazer burada kuşlar çıkacağı için bakın Q'sunu orada bedavaya kullanmadı. Gitti kuşlara attı. Oradan 2-3 saniye yine kazandı. Ormancılar için bunlar zaten özellikle yüksek seviyedeki ormancılar için bunlar her zaman çok önemli şeyler. Burada alt koridorun sıçrası yok yine. Jinx'e atılan bir baskın çok rahat bir skor getirebilir. Çünkü hani ultisi var. En kötü ultisini falan kullanıp Jinx'i kötü pozisyona sokabilirler derken zaten Jinx kendisini kötü pozisyona sokuyor. Ve burada aynen öyle yakalanıyor. Q'da kaçtı yalnız orada. Trebe'de çarptı ama hiç önemli değil. Burada skoru almayı başarıyorlar. Yani Closer'dan burada alt koridorun üstün olduğunu gördükten sonra çok güzel alt koridora inanılmaz baskınlar yapıp aynı zamanda da rakibin sıçrasının olmayışını çok iyi değerlendiriyor. Burada hemen ultisiyle Milio'yu yakalayabilir derken orada da sıçrasını almayı başarıyor. Closer'dan şu an rakip alt koridor mesela Closer'a bayağı bir sövmüştür. Biz her zaman ne diyoruz yine? Başa döndük. Rakip oyuncular size küfür ediyorsa siz iyi oynamışsınızdır o maç. Şu an Jinx'de, Milio'da veya şöyle söyleyeyim Evelynn'e sövüyor olabilirler. Evelynn'e sövüyorlarsa da Gragas iyi oynamış oluyor. Niye? Sen gidip niye midine söversin? Rakip orta koridor, alt koridora çok gelmiştir. Midine söversin. Hiçbir şey yapmıyor diye. Şu an Evelynn için de aynı şey düşündüğü olma ihtimali mevcut. Burada Evelynn'i alt koridoru gördü mü ona çok dikkat edemedim. Evelynn burada ejderi aldığı gibi bir üst koridora bir baskın belki gelebilir Closer'dan. Burada hemen alameti alıyor mu falan diye de bir ufak bir kontrol geldi. Hani ne olur ne olmaz anlamında. Alt koridoru şimdi 2-2'lerde de rakibi öldürmeye yavaş yavaş başladı. Şu an gerçekten alt koridorda Varus inanılmaz güçlü. Kendisi de zaten 2-0-3 oynuyor. Bakın Viego oyun içerisinde ne kadar kötü durumda olsa dahi burada Gragas Viego'yu umursamadan hayatına devam etti. Belki oyun içinde Viego dedi ki ya kardeşim üst koridora gel ya bıktım falan filan işte biraz yardım lazım falan demiş olabilir mesela. Ama işte bu tarz durumlarda siz kendi bilginizi eğer doğru olduğuna inanıyorsanız gerçekten bak toksiklik için değil. Ezildin sen sana baskın atmayacağım diye değil. Gerçekten mantıksız buluyorsan o an baskın atmayı. Aklında da bir iki mantıklı sebep varsa o baskını yapma. Net bak. Net. Eğer mantıklı bulmuyorsan yapmayacaksın abi. Hem senin mantıklı bulmadığın şey yanlış olabilir. O da olabilir ama onu da düşüneceksin. Diyeceksin ki ulan ben bu sebeplerden dolayı bunu mantıklı bulmuyorum. Diyeceksin. Sonra düşüneceksin bunun üstüne. Yine cevabı kendin bulacaksın biraz düşündükten sonra. Burada Closer biraz sıçrasını bekliyor gibi bir durum söz konusu aslında. Hani rakiplerinin sıçrası geldi. Zed'e baskın atamıyor. Zaten Cho'Gath'a atabilir baskın bu arada. Atamaz değil. Ama alt koridor bu dakikaya kadar daha cazip geliyor. Çünkü desteği Thresh. Thresh'e baskın atmak, Leona'ya baskın atmak, Nautilus'a baskın atmak her zaman kolaydır. Ve yine alt koridorda bir baskın görüyoruz. Burada Milio'yu öldürmeyi başarabilirler çok rahat bir şekilde. Aynen öyle de oluyor. Kara Hasat yükünü de alıyor. Hemen rakip ormana bakın. Alt koridordan bir kişiyi eksilttikleri gibi hemen alt koridora bir baskın. Şimdi alt koridor ormanına bir baskın özür diliyorum. Şimdi kendi üst koridorunu temizlediği için buradan alt koridora geldiği anda Evelynn'in haritada alabileceği hiçbir şey kalmıyor. Üstüne üstlük Evelynn zaten düştü burada. Viego'nu düşürmeyi başardı. Ya benim demeye çalıştığım şey bakın Closer rakip ormanı alırken burada aslında Evelynn hiçbir şey alamamış olacak. Ve böylelikle o ormandaki fark yavaş yavaş açılmış olacak. Bizim her zaman söylediğimiz şey hani kamplarınızı temizleyip hamle yaparsanız sizin için avantajlı olur. Bak Evelynn burada alt koridorunu temizlemeden tamamen bırakıp üst koridora gitti. Ve gittiği yerde de başarısız oldu. Düştü. Skor verdi. Otomatikman tüm orman kamplarını kaybetti. Onun için kötü oldu yalnız. Gragas burada sıçrayla bir şeyler yapabilir. Bakalım sıçrasına gerek bile kalmadı. Ve Milio'yu burada düşürebilirler. Closer'dan harika oyun. Sıçrasını da kaybetmedi. Kuleden hasar da yemeden. Varus'la beraber çok güzel işbirliği.
alametini de kullanmadan alt koridor kulesini almayı başardı. Şimdi bu saatten sonra mesela gidip orta koridor kulesine alamet kullanmak her zaman iyidir biliyorsunuz. Sebebi ne? Orta koridor kulesini almak çoğu zaman zordur. Ama burada rakip orta koridor Z olduğu için orta koridor kulesini almak aslında o kadar da zor değil. O yüzden üst koridora kullanıp eğer kuleyi alacaksa üst koridora kullanmak daha netse bunu yapabilir. Ama orta koridor her zaman daha büyük bir değere sahip. Bunu zaten artık söylememize gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi sıçrasını hala elinde tutuyor. Sıçrasını hala elinde tuttuğu için herhangi bir yere çok rahat bir şekilde baskın yapabilir. Şu an orman kamplarının hepsi çıkıyor Closer'ın. Burada yaptığı bir hamle çok değerli. Gidip burada ölürse falan derken orta koridora alameti açıp hemen kuleden plakaları alacak. Bakın alameti açtıktan sonra baktı 3 kişi var orta koridorda. Hemen orayı terk etti. Zaten hani bizim çocuklar orada bir şeyler yapar mantığıyla hareket etmiş oluyor. Ki burada Viego'yu kurtarmaya çalıştı ama maalesef kurtarmaya gücü yetmemiş. Burada yalnız Cho'Gath'ın kostümü ne kadar güzelmiş lan. Hop Evelyn'i yakaladı burada ve direkt olarak skor geliyor. Cho'Gath'ı da orada öldürebilirler. Ultisi hala duruyor Closer'ın derken ultisi durmuyormuş. Özür dilerim. Burada rakip ormanı biraz tırtıklayabilir. Belki kayıcılara falan bakabilir ama Cho'Gath oraya yetişir mi? Ondan pek emin değilim derken Cho'Gath kötü pozisyonda yakalanmış olabilir. Ve sıçrasını kullanmak durumunda kalıyor burada. Oradan da sıçrasıyla beraber çıkmış oluyor. Bu arada Q'su Cho'Gath'ın böyle belli oluyor mu olmuyor mu? Yani takım savaşı çok gözükmeyebilir. Oo, Closer'dan bir deneme. Ay, hem Closer hem Ahri o kadar da iyi bir oyun sergilemedi burada. Ya burada mesela Closer sıçrasını attı ya Cho'Gath için. Mesela evet o an hani biraz iyi gözüküyor olabilir anlık olarak. Ama dışarıdan baktığınızda mesela bence çok da büyük bir mantığı olmadığını düşünüyorum ben. Niye derseniz şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Hani Dakika 14 olmadan hemen kesip 1-2 plaka alırız diyorlarsa belki eyvallah. Ama onun dışında o Cho'Gath ölse bile bence çok büyük bir şey kazanmış olmayacaklardı. O yüzden hani Closer'ın sıçrasını elinde bulundurması, Varus'un etrafında oynayıp herhangi bir 3'e 3'te o sıçrayla çok daha güçlü bir konumda olması bence çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Kendisi de büyük bir ihtimalle bunu düşünmüştür diye düşünüyorum. Ejder çıkıyor. Buradaki ejder ne ejderi? Sanırım bulut mu? Yok. Bulut ejderi değilmiş. Şimdi. Oo, bir dakika ne oluyor orada? İşte bu, o 3'e 3'ler 4'e 4'ler dediğim savaş aslında tam olarak burası. Buradaki savaşta sıçrası olsa belki daha iyi olabilirdi derken sıçraya ne gerek var? Ben zaten skorları toplarım deyip burada bir Z skorunu daha almış oluyor. Şu an yani mesela Viego'su çok iyi bir oyun sergilemiyor. Ahri oyunun içerisinde çok yok. 1-0-0 oynuyor. Hani oyunun içerisinde haritanın herhangi bir noktasına rotasyonunu vesairesini doğru düzgün yapmadı aslında. Yani yapamadı da denebilir. Yapmak zorunda da değil zaten. Burada sadece alt koridoruyla aslında oyunu direkt olarak kazanmış oluyor. Ya burada Evelyn'in bence çok büyük bir hatası var. Yalnız burada Jinx'i yakalamayı başarıyor. Hemen Q'sunu atıp tek atıyor. Bakın tüm yeteneklerini tutturduğu anda Jinx direkt olarak düşüyor. Zaten kara hasatı da var. 10 yük kara mührü var. 10 numara 5 yıldız bir oyun sergiliyor burada Closer. Şundan bahsediyorduk. Hani adam Evelyn'i üst koridorda gördü. Closer yani. Gördü. Onun sonrasında tamamen alt koridora bir oyunu yıkma süreci gördük Closer'dan. Bunu yıkarken de Gragas bunu yapabilen bir şampiyon. He bak burada rakip destek ve nişancı da baskın yemeye, kule altı yemeye uygun şampiyonlar. Buradaki en büyük detay da aslında bu. Şimdi mesela atıyorum Evelyn oralarda olsa evet 3'e 3'te belki atıyorum. Milio ile Jinx, Evelyn falan belki biraz güçlü olabilir. Yine bence Varus, Gragas falan daha güçlü de. Şimdi burada kronometre aldığını görüyoruz. Bu aslında mesela şaşırtıcı bir şey gelebilir size değil mi? Baktığın zaman ulan bu kadar güçlü buradan Rabadon'a giderim ben falan diye düşündüğünüz vardır. Hayır abi. Üstünde shutdown var 1. 2. Üzerinde ne var? Meje'yi yükleri var. Şimdi bu kadar ölmemesi için hani ölmemek için uğraşan bir şampiyon için kesinlikle ve kesinlikle bu eşya tercihleri bence gayet güzel. Ve burada bir skor daha geliyor. 14 yüke Meje'yi geliyor. Ölmemek için çok uğraşması lazım. Yani her savaşta sıçra atıp birini öldürmektense biraz daha yavaş oynayıp aslında Meje'yi bazen sizi kötü de etkileyebiliyor derken burada Milio'yu yakalıyor. Oha, orada tek attı Milio'ya. Şimdi Meje'in sizi biraz kötü de etkileyebiliyor. Niye? Biraz aklınızın bir köşesinde ulan defansif mi oynasak acaba? Meje yükleri gitmesin, işte shutdown gitmesin düşünceleri olabiliyor. İşte zaten iyi oyuncu ile kötü oyuncu arasındaki ufak farklar da burada belli oluyor aslında. Siz mekaniksel olarak hata yapmadığınız sürece o takım savaşında ölmezsiniz. Genel olarak bu eşyalarla bahsediyorum. Şimdi ölmediğiniz takdirde de agresifliğinizi devam ettirirsiniz. Yani
o dengeyi iyi kurarsınız. Ama bazıları o dengeyi iyi kuramayıp bazen shutdown'u çok kolay basit bir şekilde rakibe veriyor. Bazıları da o kadar defansif oynuyor ki o buraya kadar altını veya mejeyisi varken. Takım savaşında vurması gereken bir hasar varken o hasarı vurmuyor rakibe. Şimdi bu da kötü anlamda etkiliyor. Eğer böyle etkileniyorsanız mejeyi tercihini sizin için mantıklı bulmuyorum. Karamüyür alıp bırakın orada. Burada yine kitle kontrol zincirini çok güzel yapıp closer skor almayı başarıyor. Burada bence 100 koridoru ahri ittirmesi lazım Banko. Ama manası yok diye gidiyor galiba. Bir Q manası olur, vardır herhalde diye düşünüyorum. Çünkü hani rakip alt koridorda closer yanında. O yüzden o koridoru ittirmesi önemli. Ama tabii ittirmiyorsa da closer buradaki farmları alır. Hani ahriye mahriye bırakmaz. Ve burada ittiriyor. Zaten alametini de hemen açtı. İkinci kuleyi burada büyük bir ihtimalle alacaktır. Alamet zaten tanklayacak. Yeni minyon dalgası da geldi. Bunu da closer ittirir. Hiç affetmez. Ormancıyım, şöyleyim, böyleyim. Bu tarz durumlarda biz her zaman söylüyoruz. Kimse size bu farmları aldınız diye küfür müfür edemez. Saçma sapan konuşamaz. Çünkü hani rakip kulenin altına bu minyonları sokmak önemlidir. Ki zaten alameti gitti inhibitor kulesine de vurdurdu. Bu çocuk daha ne yapsın diyoruz. Boşu boşuna 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle bu adam bu elolara çıkmamış. Yalnız yine yan tarafta bir şeyler gördü galiba. Bir savaş mavaş çıkacak gibi. Zed orada bir şeyler deniyor ve Zed'i de düşürmeyi başarıyorlar. Şu an üste döndüğünde ne kadar altını var bakamıyorum. Ama yani Rabadon'un iki tane aşırı büyük sopasını dahi alsa inanılmaz bir boyuta gelecek. Sıçra attı direkt olarak. Hop, Thresh orada kurtarmayı başarıyor. Burada biraz riskli bir hamle denedi. Burada niye bunu denemesi bence kötü biliyor musunuz? Hemen onu da söyleyeyim fikrimi. Şurada çok fazla altını var, tamam mı, üstünde. O yüzden hani burada ölse, hani tek atamasa, ölse bu sefer ne olmuş olacak? Tek atabileceği altını varken o altını kullanmayıp sıçrayı kullandığı için aslında tek atamamış oluyor. Ya da işte yeteri kadar hasar vuramamış oluyor. Bu biraz bu konuda üzücü diyebiliriz. Burada yalnız ormana girdiği için bayağı bir manası doldu. Bakalım burada yine bir hamle yapar mı, ama bu çalıya kimse kafa atmaz diye düşünüyorum ben. Rakip takımın da koridor ittirme gücü, koridor temizleme gücü öyle çok güçlü değil. Hani Jinx var, evet. Ama hani Jinx... Oo, bir dakika, burada Gragas buraya giriyor. Hemen skor almayı başardı orada Jinx'i. Zonya'sına güveniyor biraz. Zed şimdi içeriye girmeyi deniyor. Güzel bir şekilde skor almayı başardı. Ama Gragas hemen oradan çıkacak gibi duruyor. Oo, rakip ormana tekrar girecek. Burada kayacılar falan, kırmızı güçlendirme vesaire çıktığı için en kötü kuşlar falan var. Burada Gragas'la çok at karşılaştı. Oo, yeteri kadar hasar çıkartamadı ama Varus orada onu öldürecektir. Evelin'e şimdi kitle kontrol geldi ve Evelin de direkt olarak tek yiyor. Burada Varus'la resmen 2 ve 8 atıyorlar, yani öyle böyle değil. Baksana, Gragas herkese tek atıyor. Şimdi mesela kovalasa onu da büyük ihtimal çarpla öldürür. Aynen, çarp Q sıçratmak zorunda kaldı. Closer'ı gören ya ölüyor ya sıçratıyor abi. Başka bir yolu yok. Net şekilde böyle kırmızı güçlendirmeyi falan almayı deneyebilir ama biraz riskli mi diyeceğim. Jinx orta koridorda gözüküyor. Bence çok da riskli değildi ama hani burada üste dönmeyi tercih ediyor ve Rabadon'u direkt olarak bittiğini görüyoruz. Şu andan itibaren sıçrası geldikten sonra hani o Jinx, ne bileyim o Zed, o Evelynn, o Milio mümkün değil, yaşayamaz. %100 tek yer yani. Şansı dahi yok. O yüzden Gragas'ın sıçrası bu konuda çok 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 değerli. Takım arkadaşlarınıza bu tarz durumlarda, arkadaşlar benim sıçram yok, biraz beklersek, öyle savaşırsak benim için çok daha iyi olur cümlelerini kurabilirsiniz. Bunu kurmanızın kötü bir yönü hiçbir şekilde yok. Bunu yazmanıza rağmen sizi beklemeyip savaşırlar mı? Evet, savaşırlar harbiden. Böyle bir şey yaşanabilir. Ama yaşanıyorsa da bırakın yaşasın. Burada yalnız büyük minyonu bırakıp buraya gitti. Ben mesela hayatta bırakmazdım o büyük minyonu. Ve burada Zed'i yakalıyor. Ay, orada ultisiyle bayağı bir hasar vuracaktı ama belki de düşürecekti hatta. Ama Zed oradan son anda W'yi atmayı başardı. Çogat'a dalmak istemiyor Gragas. Çünkü Gragas hani anlık hasar çıkartan bir şampiyon. Devamlı hasar çıkartan bir şampiyon değil. O yüzden de Cho'Gath'a yeteneklerini atması aslında iyi bir şey değil. Çünkü ona tek atamadığı takdirde hani canını %40'a düşürse dahi çok mantıklı olmuyor. Diğer şampiyonlar çünkü sıkıntı yaratıyor takım savaşının geri kalanında. Viego burada üst koridorda inhibitör alıyor. Varus da orta koridorda. Burada hani ejderi biraz bıraktı gibi oldu mavi taraf. Closer da burada kendince çalmaya çalışacak. Çalmak için ölmesi worth mü? Bence hiçbir şekilde worth değil ama burada hani ölmeden de çalmayı başardı Closer. Çünkü hani hem o Q hasarı, W hasarı üstüne çarp, inanılmaz bir hasar çıkartıyor. O yüzden de Jinx burada yakalanıyor.
direkt olarak Q'yu tutmadan öldürmeyi başardı. Evelin de yakalanıyor. Evelin de düşürmeyi başarıyorlar burada. 14. seviye oldu. Evelin daha 11. seviye. Yani Closer'dan dakika 22'de 550 yetenek gücü olan, hani 150 farmı olan bir Gragas performansı izliyoruz. Harika bir performans gerçekten. Burada da hemen barona koşuyorlar. Hemen şurada çalıyı falan kontrol etti. Hani ulan acaba birileri var mı falan gibisinden. Burada baron güçlendirmesini alıyorlar. Üste döndüğünde Mejeis zaten var. Rabadon'u var. Hani bence hiçlik değneği ya da gölge alev tercihi burada çok iyi olur diye düşünüyorum ben. Zonya alması zaten kronometresi varken çok da öyle über önemli bir şey değil bence. O yüzden de onu söylemiş olalım. Milli Orta Koridor'da yalnız farmları ittirmeye çalışıyor ama bu onun sonu olacaktır. Aynen öyle oluyor. Uf, o nasıl bir hasar oğlum. Ahri asist almadı bu arada. Ahri asist almış olarak görmeyin. Ahri oradan asist falan alamadı. Kendisi tek attı. Ya Kara Asat'la beraber inanılmaz bir hasar artışı var Gragas'ın. Çogat'ı gördüğü gibi gördüğünü, hani mesela Çogat hariç birini görse dalar mesela ya. Çogat'ı gördüğünde çok da dalmak istemiyor fark ettiyseniz. Hem kendisinin yeteneklerini kullanması hem de hani anlık olarak Çogat'a yetenekler kullanıldığında arka taraftan birileri gelir Gragas'ı öldürebilir. O yüzden de çok fazla istemiyor aslına bakarsanız. Yalnız burada bak mesela biri koşsa ultiyle Q'ya çekecekti büyük bir ihtimalle. Orada direkt olarak düşürecekti ama kimse gelmiyor. Ya şu an resmen Gragas şey gibi böyle birilerini arıyor haritada sürekli. Şimdi Evelyn'i yakalamış burada. Evelyn'i öldürebilecek mi bakalım? E yeteneği gelecektir Closer'ın. 4 saniye, 3 saniye zaten hareket hızı da orada arttı. E de geliyor. Direkt olarak burada düşürecektir. W'sunu mu kullanıp E atacak? Yok, Q geldiğinde E attı. Bak o da önemli. Şimdi mesela E atıp Q'sunu tutturamayabilirdi. Ama biraz bekledi, Q'su geldi. Sonra E atıp Q attı. O önemli bir şey mesela. Ha, W'su gelseydi W'sunu da bir yudum alıp ondan sonra da E atabilirdi. O da bir ihtimal. Burada hemen Cho'Gath'a biraz hasar vurabilirler. E yeteneğini kullanmadı ama bence kullanabilirdi. Zaten hani tutturduğunda bekleme süresi bayağı bir düşüyor. O yüzden de hani orada Cho'Gath büyük ihtimal düşerdi diye düşünüyorum ben. E yeteneğini kullansaydı eğer. Bu arada üste dönmeden oyunu bitirecekler. Yani çok fazla altını var şu an. Üste dönse gölge alevi falan direkt olarak bitirecek durumu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Cho'Gath'a bakın otomatik saldırı falan vurmuyor fark ettiyseniz. E atıp Q attı geri çıktı hemen. Şimdi siz gidip Gragas'la otomatik saldırı falan filan yapmayın abi. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Aklınızdan bile geçirmeyin. Hani yeteneklerinizi atacaksınız. Of, Zed'i de düşürmeyi başardı. Hemen bakın yine yetenekler atıldı ve oradan çıkmayı başarıyor. Cho'Gath'ın bayağı bir az canı var ama Jinx'i yakalayacak şimdi. Jinx sıçratıp oradan çıkmayı başarıyor. Kronometresi var zaten. Hala kullanmadı kronometreyi. Şimdi diyeceksiniz ki abi kronometreye verdiği altını keşke vermeseymiş. Hayır abi öyle bir şey yok. Kronometre olduğu için daha agresif oynayabildi. Kronometre olduğu için belki rakipteki herhangi bir şampiyon, herhangi bir oyuncu o kadar agresif bir oyun sergilemedi Gragas'a karşı. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Yani siz bir şey aldınız diye bunu şey gibi düşün işte. Sen arabana kasko yaptırıyorsun ama kaza yapmıyorsun. Aa kaskoyu da boşuna yaptırdık diyorsun mu? Dememen lazım diyorsan da öyle söyleyeyim. O bir işini garantiye almaktır. İşi garantiye almak da her zaman iyidir deriz. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Yarın yine çok güzel bir içeriğimiz var. Haberiniz olsun. Yarınki içeriğimizde 90 maç boyunca kaybetmeyen oyuncunun kaybettiği bir maçın neden kaybedildiğini, nasıl kaybedildiğini anlatacağım. İnanılmaz bir şey. 90 maçın 90'ında kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sadece bir mağlubiyeti var. Bakalım o analizde nasıl olacak. Bugünlük görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.